Son gençler, Pre-match komutunu anlatmıştık. Pre-match'te en önemli olan iki tane parametre alıyordu. Birincisi düzenli ifade kısmı, ikincisi metin kısmı. Metinde düzenli ifadeyi arattırır, bulursa true değeri döndürür, eşleşirsek eşleşmezse false değeri döndürüyordu. Şimdi yer değiştirmeleri bu haftaki örneklerde kullanacağız. Onun için hemen tekrar ettikten sonra konuya geçeceğiz. Burada gençler yer değiştirmede biz düzenli ifadeleri slash'ların arasını alıyorduk. Tire'nin arasını alabiliyoruz. Bir de et işaretlerinin arasını alabiliyorduk değil mi? Burada yer değiştirmek için düzenli ifadede hep gruplandırma yapıyoruz. Mesela PHP birinci grup, öğrenmek ikinci grup. Dikkat ederseniz parantezler içine yazılıyordu değil mi? Gruplandırmalık. Üçüncüsü de çok kolay. Üçüncü grubu. Şimdi ben bunları yer değiştirmek istediğim zaman ters slash 3. 3 dediğin zaman çok kolay başa geliyor. Ondan sonra ters slash 1 PHP geliyor. Ondan sonra da ters slash 2 dendiği için öğrenmek. Yani sonuç olarak çok kolay PHP öğrenmeye döndürüyoruz. Mesela burada 1 ile 3'ü almış sadece. 1'de PHP var. 3'te de çok kolay var. O zaman ne oluyor? PHP çok kolay oluyor. Yani ortadaki 2'yi almadığımız için PHP çok kolay sonucunu üretiyor. Burada da ters slash 2 dediğiniz için 1'de bir etiketi var. 2'de başlık var. Sadece başlık kısmını almış oluyoruz. Tamam mı? Şimdi S1 olacak. 3'te de S1'in kapanışı var. Şimdi merhaba slash 1 dendiği için 1'de ne vardı? PHP vardı. Sonuç olarak merhaba PHP yazacak. Tamam mı? Şimdi gençler öyle. Burada yok, bu anlaşıldı mı? Anladık mı gençler onu? Evet, anlaşıldı mı? Ses geliyor mu? Hocam ben anlayamadım. Bir daha anlatır mısınız? Geliyor hocam. Şimdi Barış, burada biz düzenli ifadeleri slash'ların arasına yazıyorduk. Tamam mı? Slash. Et işaretleri arasına yazabiliyorsun. Çizgi içine de yazabiliyorsun. Tireler arasına. Şimdi burada slash'ların arasına alınmış. Biz burada yer değiştirecekseniz gruplandırma yapıyorsunuz. Gruplandırmayı da parantezler içine alarak yapıyorduk. PHP birinci grubu. Öğrenmek iki, çok kolay üçüncü grubu. Şimdi burada üçüncü grubu başa almış. Çok kolay. Ondan sonra birinci grupta PHP var. PHP gelecek. Çok kolay PHP. En sonunda ikinci gruba en sona yerleştirdiği için öğrenmeyi en son aldı. Çok kolay PHP öğrenmek oluyor. Tamam mı? Burada 1 ile 3'ü almış ikinci örnekte. PHP çok kolay olarak sonuç verecek. Sadece 2'yi almış. Yani ben hani H1 etiketler arasına yazdığım şeyleri nasıl alacağım? Sadece başlık ikinci grup olduğu için slash 2 dediğiniz zaman başlık kısmını alıyorsunuz. Merhaba slash 1 dediğinizde merhaba sabit yazılacak değil mi? Slash 1'de ne vardı? Slash 1 birinci grubumuz yani PHP'ydi değil mi? Merhaba boşluk PHP yazacak. Tamam mı? Şimdi geçen hafta crackmatch komutunu göstermiştik. Söz listesi slash metinden oluşuyordu. Metin içinde söz listesini eşleşirsek true değeri dönüyor. Eşleşmezse false değeri dönüyordu. Bunu geçen hafta yapmıştık. Onun için tekrar anlatmayacağız. Burada mesela IP adresi e-postadır. URL adresi ve telefon numarasının düzenli ifadesi bu. Söz listesi bu. Mesela bir forma siz e-posta adresiyle ilgili bir metin kutusu oluşturdunuz. O girdiğiniz metin kutusu e-posta girdiğinizde bu şekilde söz listesi oluyor. Mesela Pre-match'te eşleştirme yapıp ona göre eşleşme sağlandı ya da sağlanmadı şeklinde mesaj aldırabilirsiniz. Gençler bu konuyla ilgili geçen hafta anlatmıştık bunu. Bu örneği
bilgisayarınızı deneyin, tamam mı? Bununla bu konuyla ilgili, düzenli ifadelerle ilgili bütün örnekleri bu form üzerinde ne yapabiliyoruz biz? Bir şekilde deneyebiliyorsunuz. Mesela telefon numarası denenmiş. Söz listesi girildikten sonra bu kompleks yapılara modülden kopyalı yapıştırıldı deneyebilirsiniz. Buraya da telefon numarası girildiği zaman gönder butona bastığınız zaman doğru girildiği için eşleşme sağlandı diyor. Tamam mı? Mesela telefon numarasında son iki rakamı ben 3 haneli girsem ne olur? Gönder bastığım zaman eşleşme sağlanmaz değil mi? Şurada D parantezleri içindeki D yani 2 haneli rakam girişi olacak sonda diye çeviriyorduk. Şimdi prec replace komutumuz var gençler. Burada prec replace 3 tane parametre alıyor. Birincisinde söz listesini yazacağız. İkincisinde yeni ifadeyi, üçüncüsünde de metini yazıyorsunuz. Burada örnek üzerinde anlatacak olursak, şimdi gençler benim düzenli ifadem yani söz dizim bu, tamam mı? By değil mi? Çünkü biz şeyleri slash'lar arasına yazarız, tamam mı? Anlaşıldı mı? Benim düzenli ifadem bu. İkinci kısımda yenisi, üçüncü kısımda da metin var. Metnim var. Benim metnim ne? Merhaba bay. İler içinde, bu metin içinde bay ifadesi var mı? Var mı gençler? Var hocam. Var hocam. Burada bayı bulduktan sonra bay yerine bayan yazacak. Yenisiyle değiştiriyor. Tamam mı? Burada ne yapmış olduk? Yani ekrana merhaba bayanlar yazacak. Bir daha söylüyorum. Metin içinde düzenli ifadeyi eşleşirse onun yerine düzenli ifade yerine yenisini yazacak. Yani buraya merhaba bayanlar yazacak. Diyelim sizin bir metninizin içinde bir sürü bay var. Bütün bayı ne yapacak? Bütün bay yazanları bayan olarak değiştirecek. Anlaşıldı mı? Burada sonuçta bir tane değişken oluşturmuşuz. Onun için hep prekripteysek düzenli ifade bay slash slash bay yenisi bayan metnimde merhaba baylar. Burada ekoyla sonuçta merhaba bayanlar olarak değiştirileceği için bunu yazacak. Şimdi şeyi söyleyeyim. Dreamweaver içinden ben lokal host'a bağlanabiliyorum. Bununla ilgili ayarları göstereyim bir daha gençler. Site tanımlaması yaptığımız zaman PHP diye tanımladım. Düzenleye basayım göstereyim o kısmı. Burada site adına PHP dedik. Yerel site klasöründe WAMP server kullandığım için benim dosyalarım nerede tutuluyordu? Fiziksel olarak C'nin içinde WAMP, WW klasörünün içinde tutuluyor. Değil mi gençler? Evet. Ondan hocam. Sonra sunucular kısmına geldiğiniz zaman burada bir tane sunucu tanımlaması yapıyorsunuz. Artıya basarak. Ben tanımladım o kısmı göstereceğim. Test sunucusu seçimli olsa geçiyor. İkisini de seçebilirsiniz uzakta. Çift tıklıyorum şimdi. Burada sunucu adı PHP şunu kullanarak bağlan kısmında yerel ağ. Siz eğer bir tane şeyden bağlanıyorsanız FTP'den buraya FTP seçebilirsiniz. Biz yerel ağda depolayacağımız için onu sunucu klasörüne de WAMP C WAMP WW'yu buradan seçersiniz. URL adresine ne yazacağım? http://localhost burada PHP 80 numaralı portu kullanır. Yazsanız olur, yazmasanız da. Ama portu değiştirseydiniz, diyelim 80-80 yapsaydınız, bu şekilde buraya port numarasını da ekleyecektiniz. Bu şekilde de çalıştırabiliriz. Tamam, bu şekilde ayarlamaları yaptığınız zaman şu an dosyalar kısmında ben şeyleri görüyorum. WW'nin içindeki şeyleri görmüş oluyorum gençler. Dosyaları, klasörleri görüyorum. Tamam mı? Şimdi ben bunu şuradan canlı görünüme bastığım zaman şurada Dreamweaver'da da bu şekilde görebileceğim gibi mesela sonuçta ne çıkacaktı? Merhaba bayanlar nokta çıkacak. Değil mi? Buradan dünyaya basıp da F12 ile de buradan da aynı sonucu görmüş oluyor. Yani bütün kontrolü Dreamweaver içinden ne yapmış olduk?
sağlamış olduk gençler. Bu anlaşıldı mı? Anlaşıldı hocam. Evet hocam, anladık. Anlaşıldı hocam. Yani ben replace gençler bir metin içinde düzenli ifadeyi aratırım. Eğer eşleşme sağlanırsak o düzenli ifade eskisi yerine yenisini yazarız. Buradaki yine benzer bir örnek var. Şimdi gençler okulumuz web sitesi metin kısmına bakarsanız okulumuz web sitesi web adresi http alt çizgi denmiş. Bu doğru bir kullanım mı sizce? URL adresi olarak. Doğru bir kullanım değil mi? Http 2 nokta üstte slash slash olması lazımdı burada. İşte ben bunu düzenli ifadede bakın. Düzenli ifadeyi yazarken çizgi de tire tire kullanabileceğimizi de söyledik. Http alt çizgiyi metin içinde arattıracağız. Bulacak ve bunun yerine neyle değiştireceğim? Http 2 nokta üstte slash slash ile değiştireceğiz gençler. Burada şeyleri tek tırnak içine aldım. String ifadeli olduğu için tek tırnak içine aldık. Burada şimdi echo metin dediğiniz metnin değeri okulumuz web sitesi adresi http alt çizgi www.izmir.html.map.kan2.tr yazacak. Değil mi? Evet. Burada echo bunu yazdırdıktan sonra ne yapacak? Bir alt satıra geçecek. BR ile şu şekilde şuradan canlı görününe gösterelim. Şu an metni yazdığı zaman imle sonda duruyor değil mi? BR'yi gördüğü için bir alt satıra geçti. Değişim sonrası 2 nokta üstteyi yazdı. Bir daha BR'yi gördüğü için 3. satıra geçiyor değil mi? Burada da echo crack replace sözcüsü birincisi, ikincisi yenisi, üçüncüsü metin. Yani ben burada benim şu ifadem sözcüsü şeyin içinde var değil mi? Metnin içinde eşleşme sağlanacak. Yenisiyle neyle değiştireceğim? Http 2 noktası slash slash ile değiştirdiğin zaman okulumuz web site adresi http 2 noktası slash slash www.izmir.html.kan2.tr olacak. Tamam mıyız? Bu anlaşıldı mı gençler? Anlaşıldı hocam. Yani düzenli ifade, metin içinde düzenli ifadeyi bu eşleşme sağlandığı için ne yaptık? Yenisiyle değiştirdik. Tamam mı? Bu da anlaşıldığına göre. Şimdi üçüncü örnekte orada üçüncü örneğe baktığınız zaman şunu deneyelim gençler. Hani dedim ya ben şurada söz dizisi bir önceki örnekte söz dizisinde ben şu şekilde yazsam yani, söz dizisini biz şeyler arasına da alabiliriz. Slash slash'ların arasına, tamam mı? Buradan canlı yönümü bir daha açtığım zaman burada da sıkıntı olmuyor. Bir de şeyin içine de alabiliriz. Bu şekilde et işaretleri arasına aldığınız zaman söz dizisi ya da düzenli ifadeyi buradan da ne yapabiliyorum? Bakın çalıştırdığım zaman buradan da sıkıntı yaratmıyor. Tamam mı? Yani dediğimiz gibi düzenli ifadeleri biz slash slash slash'lar arasına düz slash'lar arasına tire çizgiler arasına bile şey arasına alabiliyoruz. Et işaretler arasına alabilirsiniz. Şu an çalıştırdığım zaman burada da düzgün bir şekilde geldi. Tamam mı? Bir sonraki örnekte şunu yapacağız. Burada söz dizisini incelediğiniz zaman gençler bakın eğer yer değiştirme şeylerinde söz dizisini sadece tire tire arasına alabiliyorsunuz ve bir de et işaretleri içine alabiliyorsunuz. Slash koyduğunuz zaman hata verir gençler. Çalışmaz. Birazdan göstereceğim. Burada şimdi söz dizisini incelediğim zaman çizgi ben yer değiştirme işlemi yapacağım zaman grup içine alıyordum değil mi? Parantezler içine alıyorduk ifadeleri. H1 etiketini ne yaptım? Parantez içine aldım. Nokta
Yıldızın anlamı nedir burada sizce gençler? Düzenli ifadenin nokta neyi ifade ediyordu? Açıklama alanı hocam. Bir nokta sadece. Bir nokta neyi ifade ediyordu? Geçen hafta işlemiştik bunları. Bir nokta herhangi bir karakteri ifade eder. Tamam mı? Yıldız neyi ifade ediyordu? Yıldız. Hatırlıyoruz mu? Yani önündeki karakter, yani burada nokta herhangi bir şey olacak da, yani önündeki nokta olmayabilir, bir veya daha fazla kullanabilir anlamında kullanıyoruz. Yani biz burada size H1 etiketleri için ne yazarsanız onu ne yapacak? Diyelim ben H1 etiketleri için PHP yazdığım zaman onu elde etmiş olacağım. Şurada yapıldığı gibi. Ya da ben buraya gelip Serhat Barış Ece Nur yazsaydım. Serhat Barış Ece Nur'u elde edecektim bununla. Tamam mı? İkinci grupta da H1'in kapanışı var. Burada alt tire arasına yazdığınız için bu bir şekilde yazdık. İğne ne işe yarıyordu? Geçen hafta bunu da gördük. İğne işe yarar. İğne işe yarıyordu Ece Nur. Hocam hatırlamıyorum. Burada büyük küçük uyumlu oluyor, tamam mı? Mesela ben burada PHP'yi büyük yazmışım. Küçük yazsam da PHP'yi ne yapacak? Alacak da şeyin içinden. Yani biz burada şu H1 etiketi arasına ne yazarsanız bunu sadece yenisine bakarsanız slash 2'yi aldık. Yani şu nokta yıldızın olduğu kısmı. Ben buraya ne yazarsam onu elde etmiş olacağım. Metine baktığınız zaman H1 ile ilgili etiketler var mı? Burada metine baktığınız zaman var değil mi? Sözcüsüyle eşleşme sağlanacak mı? Burada gençler söyleyin. Eşleşme sağlanacak mı? Sağlanacak. 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 Ve ters slash 2 dendiği için ben burada PHP'yi alacağım değil mi? Yani PHP'yi elde etmiş olacağız burada. Yani ben metinden H1 şeylerini çıkarmış oluyor. H1 etiketlerini çıkartıp slash 2 dediğim için sadece PHP kısmını almış olacağız. Ve daha sonra PHP çalışıyoruz olarak şu satırdık o şekilde yazacak. Şimdi ekon metin dediğiniz zaman şunu aynı şekilde yazacak. Burada H1 etiketi arasına yazdığı için PHP'yi ne yapacak? Başlık etiketi yapacak değil mi? En büyük. Ve biraz satıra geçip bugün PHP çalışıyoruz yazdıktan sonra burada BR'yi görecek. Biraz satıra geçecek. Eko değişimden sonrasını yazacak. BR'yi gördüğü için biraz satıra geçecek. Ve pre-request'te ne yazacak ekrana? Sadece PHP'yi almıştık ve yanına boşluk bugün PHP çalışıyoruz şeklinde yazacak. Canlı görünüme de daha iyi anlayacaksınız. Şimdi şu kalan PHP nereden geldi gençler? Nereden geldi? 13. satırda ben ne yapmıştım burada? Şurada eko metinle şuraya yani şu metin değişkenini yazdırmıştım ya şurada H1 etiketlerinde bu başlık etiketi yapıyordu değil mi? Bir satır evet, boşluk bırakıp aşağıdan devam edecek. Bugün PHP çalışıyoruz yazacak. Ondan sonra imleç şurada duruyor değil mi? Değişimden sonrası 2.3'den sonra duruyor. Ve ben bunu buradaki BR ile bir alt satır indirdim. Değil mi? Ondan sonra değişimden sonrası diyerek yani şurada duruyordu. Birinci BR ile buraya indirdik. Değişimden sonrası 2.3'te yazdıktan sonra bir BR ile de bir alt satır indirdim. Şimdi burada direkt bir destek. Şu sadece PHP ifadesini almıştık. Onu da neden dolayı aldık? Ters slash 2'den dolayı. Yenisiyle değiştirdiğin zaman H1 etiketlerini atmış olduk. Tamam mı? Bugün PHP çalışıyoruz şeklinde yazdı. Anladık mı? Anlaşıldı mı? Anladım. Tamam mı? Yani biz yer değiştirmelerde mutlaka ters slash gruptan hangisini alacaksanız onları yazıyorsunuz. Ters slash 2. Şurayı anladık mı? Şu kısmı. Evet hocam. Yani burada
nokta herhangi bir karakteri ifade eder. Yıldız da onun öncesinde, yıldızdan önce hangi karakter varsa nokta olduğu için orada olmayabilir. Bir veya daha fazla da olabilir. Tamam mı? Yıldızın anlamı buydu geçen hafta. Soru işareti olabilir de olmayabilir de artı vardı. Artı da bir veya daha fazla anlamında geliyordu. Yani biz burada soru işaretiyle artının birleşimi gibi oluyor yıldız. Tamam mı? Burada soru var mı gençler? Yok hocam. Birazdan aynı örneği yapacağız. Örnek aynı gençler. Çeyrek. Burada yine bu sefer H1 etiketi yerine U etiketini ne yapacağız? H1 etiketi yerine U etiketlerini getireceğiz. Yani şurada ters slash 2 yazmıştık ya burada. Şurada. Yani sadece bir önceki örnekte ters slash 2 vardı. Değil mi şurada? Bunda U etiketleri arasını alırsanız burada H1 etiketleri arasına ne yazarsanız onu alır. Ve U etiketi ne işe yarıyordu? U etiketi ne işe yarıyor gençler? U etiketi ne işe yarıyor? Söyleyin. Altı çizili yapacak. Tamam mı? Daha yeni ki örneğin aynısı. H1 etiketlerini atıp şu H1 etiketleri arasındaki ifadeyi alacak. Burada H1 etiketleri arasında PHP var. Değil mi? Aynı şekilde. PHP olduğu için PHP'yi alacak. Altı çizili yazacak. Tamam mı? Örnek diğeriyle aynı. Burada bahsedeyim istiyorsanız. Mesela PHP nereden yazacak? 13. satırda ECO-METIN yazdık ya burada. Metin'in içinde H1 etiketleri arasında PHP yazılıyor. Ve yazdıktan sonra bir boşluk bırakıp alt satırdan devam ediyor. Bugün PHP çalışıyoruz. Ondan sonra 14. satırda 1. BR'yi gördüğü için İmre şuradaydı. Değişimden sonrası kısmına geliyor değil mi? Orayı değişimden sonrası 2. üste yazdıktan sonra bir BR görüp BR gördüğü için burada ne bir alt satıra geçiyor ve Fred Whitney'de şu metin içinde H1 etiketlerini buluyor değil mi? Ve sadece PHP'yi alıp bunu ne yapıyor? Uyu etiketler arasına yerleştirdiğimiz için ne olarak yazacak? Altı çizili olarak yazdıktan sonra yine bugün PHP çalışıyoruz da yazıp bitiriyoruz. Tamam mı? Anlaştık mı gençler? Anlaştık hocam. Dreamweaver, PHP, WAM server falan kurdunuz mu bilgisayara gençler? Hayır hocam. Bunları kurup deneyin. Bunlarla uğraşın nerede gençler. Nerede gideceğiz hocam? Okula gidemiyoruz. Hiçbir yerde güvenilir siteler de yok. Ne? Güvenilir siteler falan hocam hiçbir şey yok ki. Nasıl güvenilir site yok ya? Hiç WAM server'ı indirin kurun bilgisayara. Bir kere onu kurmanız lazım. Evet hocam. Hocam nereden indireceğimizi bilmiyoruz onu söylüyor arkadaş. Yani bir yerden indirmek lazım. Yazın bir sürü şey çıkıyor. Ya hangi işletim sistemini şey yapıyorsanız kuruyorsanız ona onunla ilgili sürüm indirebilirsiniz. WAM server download full dediğin zaman bir sürü şey çıkıyor gençler. Şimdi WAM server kurduğunuz zaman PHP yorumlayıcısı kuruluyor. Bir. İkincisi PHP MyAdmin'le MySQL kuruluyor veri tabanı için. Ve Apache server kuruluyor gençler. Tamam mı? Yani bakın size şunu gösterelim. Görev yöneticisinde Apache server'ın simgesi. Yani bu paket yoksa bunların her birini ayarlamak çok sıkıntılı. Paketle bakın şu Apache server'ın simgesi arka planda çalışıyor görev yöneticisinde. Ya da online editörü göstereceğim. Onda da yazabilirsiniz. Mesela şu bayan örneğini online bir PHP online derleyici online editör yazdığınız zaman orada da yapabiliyorsunuz. Tamam mı? Soruları cevaplandırayım. Bir sonraki ders online
editörde de gösteririm. Burada kendimiz de bir tane örnek yazalım gençler daha iyi pekişsin. Tamam mı? Download One Server 3.1.7'yi kullanıyorum ben. Bilgisayarda Win 10 32 bit. 64 bit normalde işletim sistemi indirip korumuştum, hata almıştım. Ondan sonra 32 biti indirmiştim şeyde. Bu One Server'ın kendi sitesi var. Bunlar zaten açık kaynak kodlu olduğu için ücretsiz, hiçbir ücret ödemeden buradan One Server'ın oneserver.com'dan indirebiliyorsun Barış. Tamam mı? Download kısmından da şey yapabilirsin. Şurada indir kısmı var. Tamam, orada hocam. 3.2.0 3.2.0 gençler arkada bir şeyler açık herhalde mikrofonları. Tamam mı? Buradan indirip kurabiliyorsunuz şeyde. Bunu cevaplamış olalım. Burası güvenilir kendi sitesidir zaten. Tamam mı? Gençler bir de demiştik ya burada eğer siz yer değiştirme işlemi yapıyorsanız yer değiştirme işleminde biz normalde düzenli ifadeye bakın slash'lar arasına da yazabiliyordum. Değil mi? Ama ben slash'lar arasına bunu yazıp çalıştırdığım zaman bakın ne verdi bana hata veriyor. Tamam mı? Yani yer değiştirmelerde slash'ı kullanmayın. Unknown modifier bilinmeyen değiştirici şeklinde hata veriyor. Burada ya çizgiyi kullanacaksanız ya da şeyi kullanıyorsunuz tamam mı? Et şeylerini kullanıyorsunuz. Yer değiştirme işlemlerinde ben ne yapmıyorum? Kesinlikle slash kullanmayın yoksa hata verir. Buradan şuradan böyle canlı görünüm dediğim zaman bu şekilde de ne yapıyor? Bu şekilde de görmüş oluyorsun tamam mı? Şimdi bunu şeyden de çalıştırabiliriz. Chrome'dan da çalıştırabiliriz. Burada ben model 2 form otururum diye bir tane klasör oluşturmuşum. Ondan sonra 2 düzenli ifadeler diye bir klasör oluşturmuşum. Onun içinde de 6 crack replace bir etiketi yerine bu etiketi PHP. Yani benim dosyalarımı nereye atıyorum ben? Şurada. C1WModel2Oturum2Düzenli İfadeler klasörünün içine görüyorsunuz şeyde. Yani Dreamweaver'dan dediğim ayarı yaparsanız şey kolay bir şekilde bağlanırsanız. Tamam mı? Şimdi düzenli ifadelerle ilgili soruları cevaplandıralım. Ondan sonra online editör göstereceğim. Gençler. Burada şeyde birinci soru Ecenur. Evet gençler. Burada mısınız? Mikrofonları açın gençler. Ben okuyayım mı hocam? İbrahim gittin mi İbrahim? Gitti hocam. Evet. İbrahim hocam çok şey ismini oldu. Defa. Hocam geldim. Sorumsuz hocam. Birinci soru oku Barış. Bilmem ne söz dizisinin anlamı metin harf ya da sayılardan oluşmalı. Yok. Hocam doğru değil mi? İçinde 0'dan 9'a kadar rakamları var. A'dan Z'ye küçük büyükler var. Ama başında da şapka işareti var. Şapka işaretini anlam katıyordu köşeli parantezler arasındakilere. Bu aralık belirtiyor gençler. 0'dan 9'a A, Z büyük küçük harf olabilir anlamda ama şey kullanırsanız burada şapka kullandığınız zaman tersi oluyor. Bunlar dışındakiler. Tamam mı? Yani 0-9 harf metin baksana, ya da sayılar dışındakiler oluyor. Tamam mı? Anlaştık mı gençler? Onun kesinlikle için yanlış olacak. Tamam mı? Şapka dışındakiler. Yani burada özel karakterler olur. Tamam mı? Geçen hafta işlemiştik bunları. İkinci soru. Okuyayım mı? Şöyle.
İki şey, bu yanlış doğruları sarıyla işaretleyeceğim gençler. İki Serhat. Söz dizisi anlamı metin. Kanka mouse çeksene şey yapayım. Yani bir şey yok burada. Metin saat formatını olmalı. Serhat. Hocam bu sefer doğru mu? Çünkü bu şapkalı şeyi slash'lar arasına yazmış. Evet, şapka burada metin başlangıcı sonunda da dolar olduğu için metin sonunu ifade ediyordu. Yani saat formatında olacak. Burada D parantezler içinde iki neydi? Ters slash D dediniz. Burada ters slash da rakamları ifade ediyordu. Değil mi? Yani iki haneli rakam olacak. Saatte de öyle değil mi? İki nokta üstten evet. Sonra şurada bir yanlışlık var gençler. Şu D var ya, D'nin önüne bir tane ters slash konulması lazım. Tamam mı? Orası yanlış olmuş. Ters slash D ile başlayacak. Süspantez 2 yani ikinci kısımda ne olacak? İki haneli rakam olacak. Tamam mı? Bu saat metin saat formatında olmalı. Doğru olacak. Tamam mı? Metnin başlangıcını belirtirken ne yapıyorduk? Mesela şeyde şapka slash şapka Ece Nur yazdım ve metine de Ece Nur virgül Serhat virgül Barış yazdım. Başta Ece Nur'la başladığı için uyacak değil mi? Mesela yine aynı şekilde Ece Nur Barış Serhat yazdım ama bu sefer slash slash Serhat soru işareti ne yaptım? Slash'ı kapattım. Burada da sonunda Serhat'la mı bitiyor ona bakıyor. Serhat'la bitiyor. Eşleşme sağlanıyor. Tamam mı? Üçüncü soru bugünkü dersle ilgili. Üç Barış. Barış burada mısın? Hocam Barış tuvalette. Hocam okuyayım mı? Oku Ecanur. Metin içinde aranılan bir ifade yenisiyle değiştirmek için PHP replace neyse işte fonksiyonu kullanılır. Doğru değil mi? PHP replace değil. Neydi fonksiyon? Crack replace olacak. Yani şurada biz hangi şurada crack replace kullanıyorduk ya fonksiyonu. Evet hocam tamam hatırladım hocam. Crack replace olacak onun için yanlış. Yani burayı ben crack ile değiştirsem doğru olacak. Tamam mı? Dördüncü soru tamam. Serhat. Evet hocam. Dört. Hangisi düzeni ifade özel karakter değildir? A nokta B noktalı virgül C soru işareti D çarpı işareti. Daim cevapladık aslında bunu. D mi hocam? Nokta var mı? Hadi. Nokta kullanıyoruz. Herhangi bir karakteri tutuyor. Evet şey soru işareti. Hocam soru işareti değil mi cevap? Soru işareti var. O da bir veya daha fazla. Önündeki karakterin bir veya daha fazla kullanılmasını sağlıyor. Tamam. Yıldız. Yıldız ne işe yarıyor? Yani daha yeni kişi bir etiketler arasında düzenli ifadede var diye söyledik. Yıldız olmayabilir. Bir veya daha fazla olabilir. Anlamında kullanıldı. Noktalı virgül yok. Tamam mı? Bol olacak. Beşinci soru. Bunu da aynı cevaplandırdım. Söyledim aslında. Beş. Ece Nur. Hangisi metnin verilen ifade ile sonlandığını gösterir? Yanlış mı bilmiyorum ama D olabilir mi? Hayır. Daha yeni söyledik ya. Dolar olacak. Dolar. Serhat dolar örneği verdim ya daha yeni gençler. Evet hocam. Sizin metniniz mesela Ecenur virgül Barış virgül Serhat. Siz düzenli ifadeyi şu şekilde yazdınız.
şurada göstereyim. Düzenli ifadeye geldim ben. Düzenli ifadeleri slash'lar arasını yazabiliyordum değil mi? Serhat yazdım. Tamam mı? Burada dolar işareti koydum. Slash'ı kapattım. Benim bu düzenli ifadem ikincisi metnim olsun. Metnim nedir? Ece Nur, virgül, Barış, virgül, Serhat. Benim mesela metnim Serhat'la bitiyor mu? Bitiyor mu gençler? Bitiyor hocam. Bitiyor. İşte bunu bulduran düzenli ifade de bu şekilde. Tamam mı? Serhat, Ece Nur, Serhat, slash'lar arasında Serhat dolar işareti koyduğun zaman bu anlama geliyor. Ben mesela şunu yazsam metnim Serhat'la başlıyor mu? Başlıyor. Serhat'la mı başlıyor? Şey. Hayır, Ece Nur'la başlıyor. Ece Nur'la. Burada hocam eşleşme sağlanmaz. Tamam mı? Şapka işareti metin bu ifadeyle mi başlıyor anlamında? Dolarda metin bu ifadeyle bitiyor mu? Tamam mı? Burada eşleşme sağlanmaz değil mi? Çünkü Ece Nur'la başlıyor gibi düşünebilirsiniz gençler. Bunlara tekrar edin modülden. Unutmuşsunuz. Evet. Cevap anahtarına bakarsanız B diyor. B yanlış. Adana olacak. Evet. Altıncı soru. Barış. Hocam daha gelmedi. Ben cevaplayayım. Altı. Evet, evet. Hangisi bir karakter ya da grubun tekrar sayısını belirlemek için kullanılır? A. Parantezler ve kara saat parantezler. Saat sorusunu geçti bu. Hiçbiri. Bence saat sorusunda vardı. Tekrar sayısı. Bilmiyorum. Ters slash de neyin içine yaz? İki ama neyin içine olarak yazılmıştı? Hangi parantez ama? Tekrar söyleyin hocam. Mesela bu saat sorusunda ters slash de iki rakamın bir bunlardan birinin içine yazılmıştı. Hangisinin içine yazılmıştı? Hangisinin içine yazılmıştı? A değil mi hocam? Normal A değil. C o zaman. Süslü parantezdir. Süslü parantez içine yazdık. Bak burada. Şurada. Yani şu ikinci soruda ters slash de iki. Yani bunun tekrar sayısı burada rakamlar iki defa tekrarlanabilir. Anlamında kullanılıyor. Tamam mı? Evet. Yedinci soru. Barış. Hangisi metin içinde grup oluşturmak için kullanılır? C hocam. Grup söyledik bunu da gençler. Dinlemiyorsunuz mu? Doğru değil mi hocam? Yer, siz ne yapıyorsunuz orada gençler? Taşlar şıkır şıkır şıkır. Ne yapıyorsunuz? Hiçbir şey yapmıyoruz hocam. Hiçbir şey yapmıyoruz hocam. Şimdi yani şeyde dedik ya gençler şurada gruplandırmak için yer değiştirmelerde parantezler arasını alıyorsunuz. Şurada dedik. Demedik mi? Grup oluşturmak için normal parantez kullanıyoruz. Tamam mı? Tamam mıyız gençler? Tamam hocam. Tamam hocam. Grup oluşturmak için normal parantez kullanıyoruz. Evet. 8. Bunun da cevabını verdik. 8. Ece Nur. Hangisi bir aralığı ifade etmek için kullanılır? Birinci soruda hocam, geçti bu da. B mi? Evet B olacak. Aralık. Yani mesela hani şunu da kullandığı zaman 0'dan 9'a da kadar rakamlar olabilir. A'dan Z'ye küçük ya da büyük rakamlar da olabilir. Burada şapka kullanıldığı için bunlar dışındakiler anlamı katıyor. Tamam mı? Aralık belirtiyor şurada. Birinci soruda. Evet. 9. soru. Bunun da cevabını verdim aslında. 9. Serhat. Evet Serhat. Evet hocam. Dokuzuncu soru. Metinde bir önceki karakter olmayabilir ya da
bir veya daha fazla sayıda olabilir anlamına gelen sembol nokta 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 işareti. Hocam bu yıldız işareti değil miydi? Evet. Yıldız mı çarpıyor? Yıldız olacak. Yıldız olacak. Yani tamam. Şurada kullandık ya. Şurada dedim ya. Burada sarak, ikinci kısımda nokta yıldız var. Yıldız öndeki karakterin olmayabilir bir veya daha fazla olabilir. Yani soru işaretiyle artının birleşimi gibi düşünebilirsiniz. Buraya yıldız şöyle Fatih kalemini yazayım gençler. Yani PHP açık kaynak kodlu olduğu için ücretsiz bir şekilde yararlanabilirsiniz gençler. Şöyle yıldız olacak burası. Evet, 10. soru Barış. Bunu da cevaplandırdık aslında. Herhangi bir karakterden sembol nokta nokta ses gitti. Barış duyuyor musun? Hocam sesiniz gelmiyor. Senin gelmiyor. Şimdi geliyor. Ses geliyor mu? Ses geliyor mu? Hangi bir karakteri temsil eden sembol nokta nokta işareti? Ne olacak? Netiniz kötü gençler. Hocam bu da dolar işareti mi? Nokta olacak, nokta. Ha tamam. Şuraya nokta yazayım da nokta olacak bu, tamam mı? Aynı şurada tamam dedik hocam. Ya şurada mesela nokta yıldız denmiş. Nokta burada herhangi bir karakteri ifade ediyor. E1 etiketler arasında PHP olduğu için nokta yıldız kullandığınızda PHP'yi elde etmiş oluyorsunuz. Şimdi gençler bu şeyde online editörlerden de bahsedeyim size. Mesela şuraya online Google'a şey yazın, online PHP derleyici editör de yazabilirsiniz. Bunu yazdığınız zaman burada mesela V3 School'da var, Piazza IO'da var. Mesela bunlarda hep girip writephponline.com var mesela. Bunlarda da şeyleri yazabilirsiniz. PHP kodlarını yazabiliyor. Mesela ben PHP Fiddle'la girdiğim zaman buradan da mesela yapma imkanımız var gençler. Şurada kod alanına girdiğinizde mesela bir tane PHP kodu söyleyeyim. Yazalım beraber. Mesela echo'yla bir şey yazdırayım ekrana gençler. Echo dedikten sonra adımı soyadımı renkli olarak yazdırmak istiyorum. Ne demem lazım? Çift tırnaklar içinde hangi etiketi kullanıyorduk renkli yazdırmak için? Söyleyin. Evet, hangi etiketi kullanıyoruz gençler? Mesela adımı yeşil yazdırmak istiyorum ben. Ne demem lazım burada? Ses geliyor mu? Geliyor hocam. Bunlar koptu gittiler. Hocam netlerde bugün gerçekten çok sorun var. Beni de bayağı bir attı. Yani şey olur. Ben şeyi nasıl yazacağım gençler? Adımı renkli yazdırmak için ne demem lazım? Burada ne hangi etikette yazıyorduk? Font etiketiyle yazıyordum. Değil mi? Font dedikten sonra color, mesela adını yeşil yazdıracağım. Buraya gelip yeşilin İngilizcesi green yazdıktan sonra adımı bu şekilde Metin Kungel deyip bütün şeyleri burada fontla ne yapabilirim? Bu şekilde kapattığım zaman, bunu çalıştırdığım zaman bakın
adım soyadımı renkli yazması lazım. Tamam mı? Bakın şeyde burada da online derleyicilerden de faydalanabilirsiniz. Ecenur bir sen kaldın. Tamam mı Ecenur? Online, tamam hocam. Eğer bilgisayarı yoksa telefonundan da işte başka birinin telefonunu alıp şey yapabilirsin. Birinden modülü açıp birinden burada yazma imkanın da var şeylere. Tamam mı? Bu şekilde kod alanına tamam gelip hocam yazdığınız zaman bir sürü derleyici var. Ama bazı derleyicilerde şeyleri çalıştırmıyor. Tamam mı? Bu etiketleri çalıştırmıyor. Çalıştıran da var, çalıştırmayan da var. Bunları denemek lazım. Diğer bir sen kaldın burada. Öbürkileri de screenshot'ı da yeniledim. Serhat'la Serhat Altun'la Barış Karan düştü. Şimdi konu anlaşılsın diye bugünkü konu bir tane kendimiz şey yapalım. Ne diyorsunuz? Örnek mi yapacağız hocam? Crack şey yap, crack des diyelim. Şunu hemen kaydedelim. Kendimiz bir tane örnek yapıp bitirelim şeyi. Bu crack replace ile ilgili örnek yapacağız. Şimdi crack replace. Kaydettim. Şimdi PHP'ye başlamak için PHP diyorum. Değil mi? Bir tane söz dizisi tanımlayayım. Buna ne diyeyim? Düzenli ifade dedim. Ve bunu tek tırnaklar arasında burada yer değiştirme işlemi yapacağım için add operatörünü kullanıyorum ben. Tamam mı? Mesela burada ne diyelim? Ben adımı B etiketleri arasına yazacağım. Burada yer değiştirme işlemi yapacağımız için şeyler arasına da alıyorum. Tamam mı? Parantezler arasına alıyorum ki gruplandırma yapacağım. Ortadaki ifadeyi almamız için ne yapıyorduk? Nokta yıldız diyorduk. Nokta herhangi bir karakter. Yıldız da birden fazla kullanılabilir anlamında. Ve burada ne yaptım? B etiketini kapattım. Tamam mı? Burada şey yapalım. Ben metin içinde adımı soyadımı kalın yazacağım. Tamam mı? B etiketler arasına aldığımız için. Ve ben B etiketlerini kaldırıp burada font color'la adımı soyadımı ne yapayım? Kırmızı yazdırayım. Tamam mı? Burada düzenli ifadeyi bitirmek için and şu şekilde iyi büyük küçük harf uyumu olsun diye yazdık. Yenisi diye bir şey tanımlarsam yenisinde ben neyi değiştireceğim? Burada B etiketleri arasına değil de font etiketini kullanmam lazım. Değil mi? Ben buraya gelip font color bak kırmızı yazdırmak için hangi rengi kullanacağım? Ecemir. Red yapacağım. Red yazdık. Ondan sonra buraya ne yaz? Şu düzenli ifadedeki nokta yıldız kısmını elde etmek için yani ikinci grubu elde etmek için burada ne yapmaz lazım? Ters slash ne diyeceğim buraya? Kaç diyeceğim? Şurayı alacağım. Buraya gelip ters slash kaç demem lazım? Bir mi diyeceğim? İki mi diyeceğim? Üç mü diyeceğim? İki diyeceksiniz hocam çünkü ortaya alacağız değil mi? Buraya gelip evet. Font etiketini yaptım. Kapattım. Tek tırnağı kapattım. Bunu da kapattım. Metin tanımlayacağım burada. Metin olarak da gelip
eşittir tek tırnaklar arasında. Orada B etiketini kullanacağız değil mi? Çünkü bunun için de arattırma yapacağım. Ve geldim adımı, soyadımı buraya yazdım. Tamam mı? B etiketini de kapattım. Şimdi metin içinde şey var mı? Düzenli ifadem var değil mi? Metin içinde. B etiketleri evet, arasında metin tunca. Burada eşleşme sağlanacak. Şimdi burada echo dolar metini yazdırsam ne yazacak? Dolar metin değişken içinde adım soyadım kalın olarak yazdırılacak. Değil mi burada? Evet. Echo ile ekranı yazdırmış oluyor. Bir daha echo kullanayım. Ve burada BR ile yani çok adım kalın yazacak. Onun sonunda imleç bekliyor. BR ile altı indirdim. Değişim son numarası yazdıralım. Ve burada BR'ini attım. Kapattım. Tamam mı? Şurada. Burada echo BR'yi kapatma değil. Değişim sonrası iki nokta üstte yazdık ya. Burada BR'yi gördüğü için bir alt satıra indirmeye yarayacak. Şey, şurada çift tırnak. Şimdi oldu. Burada crack replace komutunu kullanırken ne yapacaktık? Dolar en başta düzenli ifade değil mi? Ondan evet, sonra yenisi dolar yenisi değişkeni. Daha sonra da dolar metin değil mi hocam? Dolar metin sıralamasıyla yazdım. Ve burada PHP'yi sonlandırmak için soru işareti büyük koydum. RTLS ile kaydettim. Canlı yönüne baktığım zaman ne yaptık? Metin Tunceli şu 13. satır olarak B etiketler arasında aldığım için kalın yazdı. Değişim sonrasında bu B etiketleri yerine font color'la Metin Tunceli ne yapmış oldum? Kırmızı yazmış kırmızı oldum. Kırmızı yazdım. Tamam mı? Tamam hocam.